hayırlı, uğurlu, bereketli olsun diyorum. Ve Adil Bey. Ya Allah, bismillah. Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Odası destekleriyle düzenlenen 32. Gapşos Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saracı ve Yan Sanayi Yaz Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde pandemiye karşı tüm tedbirlerin alınarak gerçekleştirildiği fuarın açılışına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oda başkanları, sanayici ve iş adamlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun diyorum. Ve Adil Bey. Ya Allah, bismillah. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'yi güven ve istikrarla kalkındırdıklarını söyledi. 2008 yılında dünyada çok büyük bir kriz olduğunda biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dedi ki biz buradan teyit geçeceğiz. Yine hatırlayın, vallahi kimse inanmadı. Vallahi oradan da teyit geçti. Teyit geçti. O kadar önemli ki. Şimdi dünyada 100 yıl önce yaşanan büyük bir İspanya merkezli salgın krizinin aynısını ve daha büyüğünü yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Biden diyor ki 2. Dünya Savaşı'ndan daha fazla adam kaybettik. Huzur evinde ölülerimizi toplayamadık. İngiltere Başbakanı akaryakıt dermek için askeriyeyi göreve davet ediyor. Tır şoförü bulamıyoruz diyor. Askeriyeyi göreve davet ediyoruz diyor. Çin sanayi üretimini durduruyor. Nedeni Avustralya kömür göndermiyor. Bir ay önce Adil Başkanım dedi ki, başkanım Amerika enflasyon dedi, ilk ben ondan duydum. Başkanım dedi, kömürde dolar üzerine son 5 ayda 5 kat arttı dolar üzerinde. Dolayısıyla biz bakarken o büyük fotoğrafa bakarak buradan nasıl çıkacağımızı iyi görmemiz gerekiyor. O büyük fotoğrafa baktığımızda bu büyük fotoğrafta hakikaten olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü bu zor dönemde geçerken biz ne yapacağız? Bu coğrafya kaderdir diyor İbn Haldun. Ama Rabbim de diyor ki kader de çabayı sever diyor. Biz gayretten sorumluyuz. Biz işimizi güzel yapmaktan sorumluyuz. Vali Davut Gül ise sanayicinin en önemli sıkıntısının iş gücü olduğunu belirtti. Sanayicimizin en önemli sıkıntısı iş gücüyle ilgili. İş gücüyle ilgili meslek liselerinin sayısı arttı. Gaziantep'te ben meslek lisesine gitmek istiyorum deyip de gidemeyen hiç kimse yok. Meslek lisesinin ötesinde de mesleki eğitim merkezlerinin sayısı arttı. 3 yıl önce 5 tane mesleki eğitim merkezimiz vardı. Şu an 56 tane. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Gaziantep'in hem Türkiye hem de dünya için model olan bir şehir olduğunu vurguladı. Gaziantep'li firmaların markalaşmasının çok önemli olduğunu aktardı. Gaziantep'in özellikle markalaşması, firmalarımızın markalaşması çok önemli. Yani burada birçok üretim yapılmakta ve esas itibariyle de Gaziantep'te üretilmekte ama önemli olan markalaşma ve bu katma değerin mutlaka daha da kıymetinin artması. Bu hususta özel sektörümüzün her zaman biz Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimizde yanında olduk, yanında da olmaya devam edeceğiz. Yatırım ortamının önündeki engellerin kalkması için çok önemli mevzuat adımları attıklarını sözlerine ekleyen Gül, açıklamalarını şöyle sürdürdü. Organize sanayi bölgemizde ve bu OSB'leri artırarak her türlü konuda hükümet olarak bizim amacımız istihdamı, üretimi, yatırımı, ihracatı desteklemek ve yatırım ortamının önündeki engelleri kaldırmak. Bizler Adalet Bakanlığı olarak da yatırım ortamının önündeki engellerin kaldırılması için yatırım ortamını iyileştirme anlamında çok önemli mevzuat adımlarını attık. Bunu yine sivil toplum kuruluşlarımız, top başta olmak üzere herkesle konuşarak yaptık. Neden? Çünkü hukuk ve ekonomi güvenilirliği, öngörülebilirliği, istikrarı bir ülke için en temel zenginliklerdendir. Bu konuda hukuk zorlaştırmaz, hukuk kolaylaştırır. Hangi konuda mevzuat engel oluyorsa bunu kaldıralım. Hukuk
orada engel olan değil, yük olan değil, yük alan bir hale gelmesi lazım. Bu konuda da çok önemli neticeler elde ettik ama daha yapılacak çok önemli adımlar var. Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti. Bakan Gül protokol üyeleriyle birlikte fuara katılan firmaları ziyaret etti.